Dünya nüfusu hızla artmaya devam ediyor. Her gün yaklaşık 350 bin çocuk hayata gözlerini açıyor. Yüz binlerce çocuk gözlerini açtığı coğrafyanın iklimi, inançları, gelenekleri, yönetimi ve ekonomisiyle şekilleniyor. Dünyanın neresinde ve hangi şartlar altında olurlarsa olsunlar, hepsi keşfetmeyi, oynamayı, sevilmeyi ve güvende hissetmeyi hak ediyor. Ya biz yetişkinler? Çocukları ne derece koruyoruz? Onlara nasıl bakıyoruz? En çok ihtiyaç duydukları sevgiyi ve güven duygusunu onlara ne kadar veriyoruz? Oyun ve çocuk. Yan yana geldiğinde her yüzde tebessüme neden olan iki kelime. Pek çok çocuk yaşadığı coğrafyanın şartları gereği oyun çağıyla erken vedalaşmak zorunda kalabiliyor. Çalışmak zorunda olan ya da baba mesleğini öğrenebilmek için küçük yaşta şekillenmesi gereken bu çocuklardan biri de Sri Lanka'da yaşıyor. Onun adı Janido. Janido'nun babası Manjo bir fil bakıcısı. Her ne kadar eşi erken olduğunu düşünse de Manjo işini oğluna öğretmek istiyor. Çocuk işçiliği dediğimiz zaman çok umutsuz ve dramatik bir skaladan başlayıp çocukların satıldığı, çok korkunç amaçlarla kullanıldığı bir çocuk işçiliği durumu var. Ama yelpazenin bu kısmında da baba balıkçıdır, çocuğu da onunla gider, balıkçılık öğrenir. Aslında bir zanaat öğrenmek gibi. Yani bir yandan da okula gidiyorsa şahane ama bugün zaten okul eğitimi almanın çocukları ileride meslek sahibi yapacağını da varsayamıyoruz. Eğer ailede meslek sahibi birisi varsa çocuk babasıyla, ailesiyle çalışıp bir meslek sahibi olabilir. Bu dünyanın birçok yerinde olan bir şey. Janido'nun yaşadığı Pinavel şehrindeyiz. Sri Lanka'da fil popülasyonunun en yüksek olduğu yer burası. Şehir hayatında doğal ortamdan kopan ve teknoloji bağımlısı olarak yaşayan pek çok çocuğun aksine Janido tabiatla iç içe. Sri Lanka'da çocuklar modern dünyanın sunduğu tablet, telefon ve televizyon üçgeninden oldukça uzakta. Aslında modern çağ yine çocuklara en büyük zararı çocukları doğal ortamdan kopararak yaptı. Çocuklar bugün işte şehir hayatında 100-150 metrekarelik eve tabir caizse tıkıldılar. Hele hele son dönemlerde bir de ellerine ekran verdik. Ve dolayısıyla çocuklar aslında çok önemli bir problemle de karşı karşıya kaldılar. Doğal oyundan, yani hayal üretecek ve senaryosunu kendileri yazacakları bir oyundan tamamen erişkinlerin senaryosunu yazdığı uçsuz bucaksız, kontrolü mümkün olmayan ve çocuklara hiç de güzel şeyler öğretmeyen bir dünya içine girdiler. Babam adı kat yadı. Janido bugün babasıyla ilk kez fil eğitme derslerine başladı. Onun yaşadığı hayatı renklendirmek için çeşit çeşit oyuncakları yok. Bu nedenle bir fili eğitmek Janido için oldukça heyecan verici bir durum. O da yani. Sri Lanka'da yaşam o kadar sade ve duru ki, yani bir çocuğun farklı bulabileceği ya da kendi üretkenliği olmasa ona hazır sunulabilecek hiçbir şey yok. Çocuk gerçekten o yüzden çocuk olarak kalabiliyor çocuklar. Bunu çok net görüyorsunuz. Ve yetiştikleri kültürde, yani o yetiştikleri yaşamın içerisinde hayvana ve ağaca karşı sonsuz bir muhabbetle ve onlarla oynayarak sanki vakit geçiriyorlar. Yetişkinlerin evcil hayvanları bile eğitmekte zorlandığı bir dünyada Janido fil eğitmeyi öğrenmeye çalışıyor. Tatte, bana taniye mağaraya bir de yandı buluyor anda. Mağaraya bir de yandı daha kurdak var. Bu bir madeni bu de daha tıkıda daha hakkana.
onunla iletişim kurmaya başladığına inandığı anda da cesareti artıyor ve file tek başına binmek istiyor. Ama bunun için henüz erken. Dünya ile etkileşime girdikçe duyguları gelişmeye başlıyor. İlk gülümsemelerinden karşısındaki kişiye sözlü olarak cevap vermeleri, toplumsal anlamda başka insanlarla iletişim kurmaları ve diğer taraftan da fiziksel olarak da büyüyorlar çocuklar. Dolayısıyla da dünyanın içerisinde toplumsal ve duygusal anlamda da bir birey olarak kendilerini göstermeye başlıyorlar. Bu her yaş aşamasında farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Janidu bu sabah ortalarda yok. Janidu. Babası onu nerede bulacağını tahmin edebiliyor. Janidu eğitebilmek için mutlak surette bağ kurması gereken filin yanında. Janidu. Vaa itla hewa kohde hidi. Aliya balanda. Yangay na aliya balanda yang aliya piti na gibi. Bir file komut verebilmek için size güvenmesini sağlamanız gerek. Yoksa hayatınız tehlikeye girebilir. Çünkü bir filin sizi kabul etmesi için uzun yıllar geçmesi gerekebilir. Sri Lanka'dan çok uzakta, mavi göklerin ülkesi olarak anılan Moğolistan'dayız. Denizden uzak bu uçsuz bucaksız gibi görünen topraklarda geleneksel yaşam hala devam ediyor. 3 yaşından beri ata binen Mönker Dene ve Bolder Dene bize Moğolistan'da çocuk olmayı anlatacak. Hayatları at sırtında geçen bu iki iyi arkadaş doğduklarından beri birlikteler. Her anlarını birlikte geçiren, adeta kardeş gibi büyüyen bu çocukları zorlu bir sınav bekliyor. Çünkü ikisi de Moğolistan'ın en büyük şenliği olan Naadam'da yarışacak. Namak bol tersin getirip bir arı ölmezse dağda bana hımar olur. Burası aynı zamanda yarış atlarının yetiştirildiği bir bölge. Atlar bu ülkenin olmazsa olmazı. Geleneksel yaşamdan kopmayı reddeden Moğolistan'da, Naadam şenliğinde at yarışı kazananın çocukluktan çıkıp ergenliğe geçtiğine inanılıyor. Bu topraklarda çocuklar çadırdan ve attan asla uzak tutulmuyor. Bugün Moğollara baktığınızda enteresandır. Koca koca apartmanların yan taraflarında insanlar yüzlerce yıllık çadırlarını kuruyorlar. Yani bir tarafta apartman dairesinde kalıyor, öbür tarafta ama hayatının bir kısmını gidiyor o çadırda geçiriyor. Ayrılamıyor o çadırdan. O çadır onun bir kültürü çünkü. Çadır aynı zamanda sosyal yaşamı da gösteriyor. Yani bir çadıra giriyorsunuz da girdiğiniz zaman çadırın ortasında iki tane direk vardır. İki direk üzerine ana gövdeyi oturtuyorlar. İşte birisi erkek baba, birisi de dişi anne. Yani sizi kapıdan içeri girdiğinizde o direkler bir anne baba olarak sizi karşılıyor. Aradan geçmek de yasak yani. O iki direğin arasından da geçemiyorsunuz. Bu bir saygısızlıktır ev sahibine karşı. Anneyi de baba arasından geçmek olarak da telakki ediliyor. Çocuk burada büyüyor. Yani hala ellerinden geldiği kadar, tabii kırsalda genelde böyle zaten. Çocuğu çadırdan uzak tutmuyorlar, çocuğu attan uzak tutmuyorlar. Çünkü bütün kültürel değerlerini ve dokularını onlar üzerine inşa etmişler. Mönker Dene'nin çadırı daha önceki yarışlara ait hikayelerle dolu. Kambu hemen belirli kısmını mungatıra.
Bu yarışın onun için ayrı bir önemi daha var. Doğduğu gün annesini kaybeden Mönkerden'e çok uzaklarda olan babasının yarış günü geleceğini ümit ediyor. Mönkerden'e neyle uğraşırsa uğraşsın aklında hep yarışacağı gün ve babası var. Peki anne ve babanın olmadığı bir ortamda çocuklar hayatı nasıl öğrenir? Anne babanın olmadığı bir ortamda kendi başlarına ya da okula ulaşamayan çocukların maalesef oranları çok fazla. Bu çocuklarda da dünyaya ilişkin formal anlamda öğrenmeleri tabii ki geri kalıyor. Ama diğer taraftan da tecrübe kazanıyorlar. Yani bir madde ile bir maddenin karışımından bir yemek nasıl yapılır? Çocuklar pratik yaşantıda çok farkına varıyorlar. Ya da bir hayvanın nasıl bir yavru dünyaya getireceğini deneyimleyerek görebiliyorlar. Aslında okullarda bizim formal eğitim altında vermek istediğimiz eğitimi çocuk doğal ortamda görmüş oluyor. Bu da yaşadıkları coğrafyayla çok ilişkili aslında. Yüz ölçümüne oranla nüfusu oldukça az olan Moğolistan'da çocuklar doğayla ve hayvanlarla iç içe bir hayat geçiriyorlar. Özellikle atlarla çok erken yaşta tanışıyorlar ve onlara dair her şeyi öğrenmekle yükümlü oluyorlar. Peki bu uçsuz bucaksız topraklarda yaşayan çocuklar okula gidebiliyorlar mı? 2,5 milyon kilometre kareye yakındır coğrafyası. Ama nüfusu çok az. Yani 3 milyon nüfusu var. Burada tabii çocuklar için küçükbaş hayvanlar, at özellikle. Bozkır'da atla gidilir. Her çocuk herhalde yürümeye başladıktan sonra bir atla tanışır öncelikle. Bu çocuklar okumak istiyorlarsa eğer yatılı olarak gitmek zorundadırlar. Çünkü Bozkır'da okul yoktur. Bu da tabii elit ailelerin bir anlamda gün görmüş ailelerin tercihleridir. Bugün iki arkadaş ve aileleri için çok önemli bir gün. Çünkü bugün yarış atları seçilecek. Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de Mönkerden'in yanında dedesi var. Torununa at seçmenin inceliklerini anlatıyor. Orada atıralım. Orada atıralım. Mönkerdene ve Bolderdene için bu sabah farklı bir uyanış söz konusu. Çocuklar bugün yarışacakları atlara tek başlarına binecekler. Bu durumun heyecanıyla erkenden uyandılar. Fakat Bolderdene'yi tatsız bir sürpriz bekliyor. Ne yazık ki atı bağlı olduğu yerde değil. Aramalar sonuç vermedi. Atı bulamadılar. Peki Bolderdene saygınlık kazanacağına inandığı bu yarışa katılamazsa neler hissedebilir? Dünyadaki her çocuk saygınlığı hak eder. Bu saygınlık hem kendisinin dış çevreden ve dış tehlikelere karşı korunması bağlamında bir saygınlıktır ki bunu yapacak önce ebeveyndir ya da çocuğa bakım veren kişilerdir. Sonra da devlettir. İkinci bazda da özellikle çocuğun kendini iyi hissetmesi açısından çok önemlidir. Yani çocuk bu saygınlıkla büyürse saygın bir birey haline gelir. Mönkerdene ve dedesi bölgenin saygın at yetiştiricilerinden birinin düğününe davetli. At sırtında geçen uzun bir yolculuk sonrası dede ve torun düğün evine ulaşıyor. Mönkerdene bir gün tıpkı dedesi gibi olmak ve saygıyla karşılanmak istiyor. Mönkerdene dünyada bir yeri ve önemi olsun istiyor. Her çocuk gibi. Bizim geleceğimiz diye ifade ediyoruz biz çocukları.
Dolayısıyla da bu toplumun devamında, kuşaktan kuşağa geçen bilgilerin sürekliliğinde ve bizim bilişsel ve duygusal anlamda var olan bilgilerimizi bir sonraki nesile aktarma anlamında çok önemli bir işlevi var. Diğer taraftan da aslında bütün çocuklar hepimizin çocukları olarak değerlendirdiğimizde çok büyük bir öneme sahipler. Bolder Dene'nin bekleyişi nihayet sona erdi. Çoban kaybolan atıyla birlikte çıka geldi. Bolder Dene atına kavuştu ve yarışa katılabileceği için çok mutlu. Kötü başlayan gün güzel nihayetleniyor. Bangladeş her ne kadar uzun ve doğal kumsalıyla bilinse de asıl şöhretini dünyadaki en büyük mülteci kampına sahip olmaya borçlu. Burası Rohingya mülteci kampı. Bu küçük kızın adı Süfeyra. Henüz 12 yaşında. Kaldıkları mülteci kampında kendine ait hissettiği tek yer bu küçük bahçe. Çiçeksiz de olsa bu bahçe Süfeyra için çok önemli. 2017 yılında anneannesiyle beraber Myanmar'daki zulümden kaçan Süfeyra hala yaşadıklarının etkisi altında. O, Bangladeş'in kabullenilmiş yoksulluğunda çocukluğunu hatırlamaya çalışıyor. Bangladeş'te herhangi bir iç çatışma yok. Sadece yoksulluğun getirdiği bir durum var. Özellikle 1800'lerdeki sömürge ile birlikte başlayan bir geri gidiş var. Çünkü Dakka Krallığı bundan yüzlerce yıl önce bütün Avrupa'nın zenginliğinden daha fazla bir zenginliğe sahipti. 1700'lerin sonunda artık 1800'lerde başlayan sanayi devrimi ile birlikte oranın bütün ürünlerine el konuldu. Bunlar gemilerle Avrupa'nın farklı limanlarına taşındı. Bangladeş'in hikayesi burada başlıyor. Artık kabullenilmiş bir yoksulluk var orada. Günün ilk öğününe yetişen Süfeyra sofradaki yerini aldı. Ailenin kahvaltısında pirinç ve yöresel bir bitki olan şak var. Pirinç en ucuz gıda maddesi. Bu nedenle girdiğiniz evlerin hemen hemen her öğününde görmeniz mümkün. Fakat Myanmar'da yaşadıklarından sonra hiç kimse bu durumdan şikayet etmiyor. 25 Ağustos 2017'de bölgede bir katliam başladı. Bölgeye ilk gittiğimde bir insan selinin içerisindeydik. Sağımızda, solumuzda kadınlar, çocuklar başta olmak üzere ellerinde sadece mesela bir tencere, bir tavuk, bir keçi, bir çocuk tutmuş yürüyorlardı Bangladeş'in iç bölgelerine doğru. Tabii konuyu biliyorduk ama vehametin boyutundan haberdar değildik. Tam Myanmar, Bangladeş sınırına geçtiğimizde karşı taraf yanıyordu. İnsanlar çocuklarını yanlarına alıp nehrin bu kıyısına geçmeye çalışıyorlardı. Yaklaşık 800 bin insandan bahsediyorum. Azimullah 60 yaşında. Yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor. Gözlerine baktığınızda ise yaşadıklarını bir nebze de olsa hissedebilirsiniz. Dinar dostamada asimada yere gulimari meri dadı beratı furi furi gulivarı batana gotti nilgi. Tezatara nilveci nilveci bura bura nilverdi bata kalbeli. Bugün sadece meseleyi bir ülke bazında ele almak mümkün değil. Dünyanın her yerinde bu bağlamda aslında sorunlar söz konusu. Diğer taraftan ırk, dil, din,
etnik köken farkı olmadan can güvenliği problemi yaşayan bir grup çocuk var. Yani savaşların olduğu, işgallerin olduğu, iş çatışmaların olduğu, soykırımların olduğu yerlerden bahsediyoruz. Buna ilaveten bu çocukların temel gereksinimlerini sağlayamayan toplumlardan bahsediyoruz. Süfeyra şahit olduklarını atlatamadığından derin bir sessizlik içerisinde. Bu nedenle evin annesi Nur Begüm onun için biraz daha endişeli. Bu kamplarda yaşadıkları yüzünden bir anda büyümek zorunda kalmış pek çok çocuk var. Bu 800 bin insan bir anda her şeyini bırakıp karşıya geçmek zorunda kaldı. Bazı anneler kendi çocukları arasında bir tercih yapmak zorunda kaldılar. Askerler köyü basınca en yakınındaki çocuğunu alıp kaçtı. Geride kalan katledildi. Oradaki çocuklar çocuk olduklarının farkında değiller zaten. Onlar küçük yetişkinler. Nereye giderseniz gidin, şiddetin en büyük mağduru hep çocuklar. Burada da durum farklı değil. Kamplardaki nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve bu çocukların psikolojileri pek iyi sayılmaz. Süfeyra da o çocuklardan yalnızca biri. Başka coğrafyalarda yaşıtları kum havuzlarında oyunlar oynarken, o ne yazık ki geride bıraktığı sevdikleri için kendi bahçesinde dualar ediyor. Arakan'da çocuk olmak çok zor ama Allah'tan çocukluk var. Niçin diyeceksiniz? Çünkü onlar sadece oyun telaşında, bir oyunun peşindeler. O arada belki suyu da oyun olsun diye taşıyorlar. Ocak yanacak, o odunu da, çalı çırpıyı da oyun olarak belki getiriyorlar annelerine. Yani oyunla yaşam, gerçek bir arada birbirine oldukça girift bir şekilde karışmış. Ama çocuklar böyle büyüyorlar. Tıpkı ruhları gibi bedenleri de ağır yük altında olmasına rağmen Yaser Bibi ve Ayşe Bibi, Süfeyra'ya nazaran daha neşeli ve enerjikler. Tulumbadan su çekme işini ise oyun haline getirmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Çünkü bu iş parkta tahterevalliye binmek gibi eğlenceli değil. Myanmar'da yaşanan dramı düşündün. Belki de bu süreçte milyonlarca insan yerlerinden göç ettirilmek durumunda kaldı. Çok zor şartlardaki kamplarda yaşadılar, gittiği yerlerde kabul görmediler bu insanlar. Ve bu insanlık dramının belki de en mağduru çocuklardı. Çocuklar her şeye rağmen ayakta durmayı başarıyorlar. Büyüklerine de belki güç veriyorlar. Bir anne çocuğu için yaşıyor, bir baba çocuğu için yaşıyor. Çocuk sadece kendisini büyütmüyor ama büyüklerini de kendisiyle beraber büyütüyor ve hayata bir tutunum sağlıyor. Bangladeş'te Arakan kampındaki esaretten tabiat içerisinde hayatlarına devam eden insanların olduğu bir diğer ülkeye geçiyoruz. Sri Lanka'ya. Janido burada iyi bir fil bakıcısı olabilmek için gerekli olan her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Bu süreç filler için de çocuklar için de oldukça keyifli. Janido babasıyla birlikte fili yıkıyor. Bu her çocuğun edinemeyeceği bir tecrübe. Me suddu adena tane tiyenne metena. Api metena hondara salli hamba karanna puluwa. Api yanko eh. Owata pam pennanna metena tiyena wede eh. Şimdi Manju ve Janido için turist gezdirme vakti. Sri Lanka'da her an her yerde ziyaretçileri gezdiren fillere rastlayabilirsiniz. Şehir merkezlerindeyseniz fil turları vardır. Ama bu trafiğe kapalı bir alanda değil, bizzat trafiğin de aktığı alanlarda olur. Yani bakarsınız işte siz aracınızla oradan geçerken bir fil üzerinde İngiliz, Fransız artık başka kimse o fille geçiyordur oradan. Dolayısıyla o filin yine önünde o filin zincirini tutan bir çocuk görebilirsiniz, bir genç görebilirsiniz. Daha Janido, ben var tanıyım ki yani buranın varanı denir de herhalde. Bu tur Janido için oldukça eğitici oldu. Fille bağ kurabildiği için çok mutlu.
anne karnıyla başlıyor çocukların gelişimi. Anne karnında duyguları gelişiyor ve çocuk dünyaya gelmesiyle beraber dış dünyaya adım atmış oluyor. Ve bu adım atmasıyla birlikte duygular, düşünceler, biz biliş diyoruz ona ve toplumsal ilişkileri gelişiyor. İlk gülümsemeyle ailesine, ona bakan kişiyle aslında ilk iletişimi kurmaya başlıyor. Daha sonra ergenliğe yönelik olarak da her yaş döneminde farklı gelişim özelliklerini görebiliyoruz çocuklarda. Sri Lanka'da herkes fillerin ne kadar değerli olduklarını biliyor ve bir o kadar da tehlikeli olabileceklerinin farkındalar. Fakat gelenekleri yaşatmak için bazen çok küçük yaşlarda sorumluluk almak gerekebiliyor. Bir Afrika'daki çocuk bir susuzlukla, bir açlıkla, bir kuraklıkla mücadele ediyor. Orta Asya'daki çocuğun çok daha farklı endişeleri var. Balkanlarda çocuk olmak çok daha farklı belki de. Bir yerde hayatın fiziki şartlarının zorluğu, diğer yerde toplumsal anlamdaki bir takım sıkıntılar ve sorunlar. Ama her ne olursa olsun çocuk çocuktur. Belli bir döneme kadar ki psikolojik yapılanmaları, benzer özellikleri göstermesine rağmen daha sonraki yaşlardaki tutumları ve davranışları kendi yaşadığı ülkenin değerlerine uygun olarak gelişiyor. Jenito, bulunduğu coğrafyada ayakta kalabilmek için geleneklerini yaşatmak zorunda. Bunun için daha çabuk olgunlaşması gerekebilir. Şimdi ise filiyle birlikte kendinden emin ve mutlu bir şekilde geleceğine doğru yol alıyor. Atların ülkesi Moğolistan'da Nadam Şenliği başladı. Çocuklar at sırtında hep bir ağızdan geleneksel şarkılarını söylüyorlar. Erakın dişge burnuşa da dişgirini. Çaka hanlar manlığar hiç. Benekin çeldegin garıktık. Tüm atlar başlangıç çizgisindeki yerini aldı. Herkes bu derin sessizliğin bozulacağı ve çocukluklarına veda edeceği anı bekliyor. Tüm çocuklar geleneklerini sürdürmek ve saygınlık kazanabilmek için bu sınavı geçmeleri gerektiğini biliyor. Orta Asya'nın önemli ulaşım araçları ve hayata tutunum araçlarından birisi de atlar. Moğolların atlarının çok özellikleri de var. Çok küçüktür böyle biraz baktığımızda milyon milyon böyle atlar olarak görülüyor. Minik minik atlarımız muhteşem yol gidiyor. Kilometrelerce, saatlerce hiç durmadan ve hiç su içmeden gidebilen atlar bunlar. Boşuna değil, Cengiz ta oralardan Ege'ye kadar geliyor neredeyse. Dünyanın bir ucuna kadar o atların sırtında geliyorlar. Şimdi bu onların tarihinden bir parça, hayatlarının bir parçası o. Bütün her şey onun üzerine. Moğol çocuklar ve atlar, geçmişten bugüne uzanan hikayelerini sürdürebilmek için var güçleriyle yarışa başlıyorlar. Mönkerdene ve Bolderdene uzun etaplı bu yarışta kendilerini gösteriyor ve hemen öne geçiyorlar. Doğduklarından beri hiç ayrılmayan ve birbirlerine hep destek olan bu çocukların daha kilometrelerce yolu var. İkisinden biri büyüdüğünü ispatlamak ve saygınlığını kazanmak için düzenlenen bu yarışı kazanacak. Hangisi olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan bu çocukların dostluğa verdiği değer sayesinde çoktan büyüdükleri ve o saygınlığı sonuna kadar hak ettikleri. Bangladeş'teki Arakan kampında günün ilk ışıklarıyla yola çıkan Sufeyra, çorak bahçesi için yine yaprak topluyor.
Küçük kız onu bekleyen sürprizden henüz haberdar değil. Emre, hocam Süfera uzun zamandır büyük bir hüznün içerisinde ve tüm hayatı bu kampta geçti. Arakanlı çocuklar öyle. Yani onların bütün dünyası o kampın etrafın kadar yani. Bir sonraki dünya yok onlar için. Yani bu sadece kabullendikleri bir şey değil. Farkında olmadıkları bir şey. Diğer dünyaya dair bir algıları yok. Uzun zamandır sessiz Süfera. Çünkü onun tüm kahkahaları unutturacak bir hikayesi var. Aslında onun anne diye sarıldığı kişi anneannesi. Nurbegüm, Arakan'da kaybettiği kızının yadigarı torununu evlat edinmiş. Çocuklar kendi içerisinde aslında bilişsel olarak olgunlaşırken duygusal olarak da çok ciddi gelişim gösterirler. Bilişsel ve duygusal olgunlaşma ancak sağlıklı bir çevreyle mümkündür ve ancak sağlıklı bir bakımla mümkündür. O yüzden çocuk dediğimizde hemen aklımıza gelen onlara bakım veren kişiler olur ki bunlar aslında doğal ve olması gereken ebeveynlerdir, anne babalardır ya da onların olmadığı yerlerde anne ve babanın yerine geçen kişilerdir. Myanmarlı askerler ve aşırı Budistler, Süfera'nın babasıyla birlikte pek çok kişiyi yerlerde sürükledikten sonra bir kamyona bindirip götürmüşler. Annesi ise kaçmaya çalışırken gözleri önünde öldürülmüş. Babasının cesedi hiç bulunamamış. Annesinin cesedine ise ancak askerler gittikten sonra ulaşabilmişler. Lara diyor ki babam yor baba. Sonra ya. Logiyi ko hava hava ne ya? Hava hava ne? Tole dumra dumru. Dumra dumru ama amur di. Kuri me diye ya. Tole. Maare dongre. İbay kalı diyor ya. Süfera bahçesindeki çiçeklere anne ve babasıymış gibi ilgi gösteriyor. Ardından hızlıca eve doğru yola koyuluyor. Ve Süfera yaşadığı korkunç olayların ardından gömüldüğü derin sessizliği nihayet bozuyor. Güzel. 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 Güz